Ulusal Kanal ekranlarından mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Ben Figen Civan, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Önce günün öne çıkan başlıklarını getireceğiz ekranlarınıza. Dünya Kupası 2022 finalinde Fransa ve Arjantin mücadelesi şu an itibariyle devam ediyor. Arjantin'in 2-0'lık önceliği var. Tabii ki beklenen bir skor değil aslında, Fransa biliyorsunuz favoriydi. Bugün gün içinden programında da konuşmuştuk. Skorla ilgili detaylar geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dünya Kupası kapanış törenine katılmak üzere Katar'a gitti. Gelişmeleri sizlere aktaracağız. Bunun dışında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakın isimlerden eski Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Besam Abu Abdullah Ulusal Kanal yayınına konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu. Bunun dışında uzun zamandır konuşulan asgari ücret ve EYT konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşma yaptı. İşçi, işveren ve devlet karar veriyor. Salı günü açıklayacağız dedi. Detaylar ana haberde olacak ve altılı masa ortaklarından HDP ile CHP Amerika Birleşik Devletleri'nde bir araya geldi. CHP milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz, HDP ile CHP arasında ortak bir nokta olduğu son derece açık ifadelerini kullanarak ne demek istedi? Ayrıntılar ana haberde olacak. Türk Eczacılar Birliği eski başkanı Erdoğan Çolak Ulusal Kanal'a konuştu. Milli ilaç üretimine vurgu yaptı. Hepsi ve daha fazlası ana haberde. Ulusal Kanal ana haber başlıyor. Evet, ana haberde ilk haberimiz Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakın isimlerden eski Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Besam Abu Abdullah Ulusal Kanal yayınına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye, Suriye ve Rusya liderleri arasında üçlü görüşme teklifine olumlu baktıklarını söyledi Abdullah ve Türkiye-Suriye ilişkilerine dair çok önemli açıklamalar yaptı. Siyasette küslük, dargın olmaz. Elinde sonunda en uygun şartta adımları bunların atılır. Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme için süreç hızlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Türkiye-Suriye-Rusya liderleri arasında üçlü görüşme teklifi yankı uyandırdı. Moskova'nın olumlu baktığı öneriye ilişkin Şam'dan henüz bir açıklama yapılmadı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a yakın isimlerden eski Suriye Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Profesör Doktor Besam Abu Abdullah Erdoğan'ın açıklamasını olumlu bulduklarını söyledi. Türkiye ve Suriye dünyanın nabzıdır diyen Profesör Doktor Abdullah normalleşme yolunda Suriye'nin beklentilerini dile getirdi. Türkiye Suriye münasebetlerinin normalleşmesi gerektiğini, ikili ilişkilerin her iki ülkenin milli güvenliğine, iktisadi çıkarlarına hizmet etmesi gerektiğini başından itibaren hep yazdık, savunduk. Suriye'nin Türkiye ile Suriye'de birlikte hareket etmesi için üç önemli dosyayı masada tuttuğunu biliyoruz. Türk tarafının açık ve şeffaf ve samimiyetle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o topraklardan ne zaman çekileceğine yönelik bir takvimin belirlenmesi gerekmektedir. İkinci dosya ve önemli husus İdlib'de mevcut olan terör örgütüyle nasıl mücadele edilmeli ve bu mesele İdlib'de nasıl çözülmeli? Üçüncü önemli husus da Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalinin nasıl bitirileceği ve onunla birlikte hareket eden PKK'ya karşı Türkiye, Suriye ve Rusya'nın nasıl birlikte mücadele edeceği hususudur ki bu hususta bir ortak iradenin mevcut olduğunu biliyorum. Türkiye tarafı bu dosyalarla ilgili Suriye tarafını tatmin edecek açıklamalarda, söylem ve eylemlerde bulunması gerekmektedir. PKK, YPG ve IŞİD gibi terör örgütlerine verdiği desteğe rağmen Büyük Orta Doğu projesi Suriye'de çöken ABD, bir yandan da Ege ve Akdeniz'de Türkiye'yi kuşatma planlarına hız verdi.
Ege'de adalar Amerikan silahlarıyla donatılırken Yunanistan'ın neredeyse tamamı Amerikan üssüne dönüştürülmüş durumda. Profesör Doktor Besam Abu Abdullah'a göre Ege ve Akdeniz'de yaşananlar Suriye'den bağımsız düşünülemez. Hem bölgenin güvenliği hem de ekonomik sebeplerle Ankara ve Şam'ın ABD emperyalizmine karşı ortak tavır alması şart. Ege bölgesinden, Suriye'den, Akdeniz'den birçok yerden Türkiye ve Suriye sürekli tehditlere maruz kalmaktadır. Neden? Bu tehditler, bu işgaller iki ülkenin güvenlik sorunlarıyla boğuşması, krizlerle boğuşması, siyasi istikrarsızlık içinde debelenmesi içindir. Dikkat ediniz, Suriye'ye bu savaş ve terör empoze edildikten sonra Türkiye özellikle Suriye üzerinden Arap dünyasına taşıyabildiği emtiası, ürünlerini artık taşıyamamaktadır. Ve başka güzergahları kullanmak zorunda kalmaktadır ki ücretleri artırmaktadır. Ve bu ücret artışı Türkiye ürünlerinin başka pazarlarda rekabet gücünü de zayıflatmaktadır. Halbuki daha önce Suriye istikrarlıyken, huzurluyken, sınırlar barış ve istikrar yaşarken Türkiye ürünleri Suriye üzerinden birçok bölgeye çok daha hızlı gidebilmekte. Türk menşeli ürünlerin gümrüksüz ve vergisiz 22 Arap ülkesinde sorunsuz tedavüle girdiğini de görmüştük. Bu sebeple iki ülkenin iktisadi çıkarları bu bölgenin güvenliği ve siyasi işbirliği sonucu gerçekleşecektir. Suriye hükümetiyle anlaşacağız, işbirliği yapacağız. Bakın masaya oturacağız değil. Evet. İşbirliği yapacağız, çözüm işbirliği. Zaten PKK Türkiye-Suriye anlaştığı an bir ay içinde beyaz bayrağı çeker. Vatan Partisi Ankara-Şam ilişkilerinin normalleşmesi gerektiğini sürecin başından bu yana dile getirdi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD ve desteklediği PKK, IŞİD gibi bölücü terör örgütlerinin ancak Türkiye-Suriye işbirliğiyle bölgeden çıkarılabileceğini her fırsatta dile getirdi. Profesör Doktor Besam Abu Abdullah da geçtiğimiz günlerde Suriye Devlet Televizyonu'na verdiği demeçte ve El Vatan gazetesindeki köşesinde Vatan Partisi'nin Suriye politikasına dikkat çekmiş, Türkiye'de altılı masaya değil Vatan Partisi'ne güveniriz ifadelerini kullanmıştı. Özellikle Büyük Ortadoğu projesinde Suriye'nin maruz kaldığı bölünme politikalarının Türkiye'ye de aynı şekilde olumsuz yansıyacağı ve bu bölünmenin Türkiye'yi de tehdit edeceği gerçeğinden hareketle tehlikelere çok bariz bir şekilde dikkat çeken partilerin başında Vatan Partisi gelmekteydi. Suriye ile danışmayı içinde tereddüt içinde kalan, hatta korkan ve çekinen çevrelerin bolca olduğu yıllarda Vatan Partisi korkusuzca Suriye ile ve Suriye'nin mücadelesiyle danışma içinde olduğunu göstermiştir. Henüz herkes bir çekingenlik ve korku durumu içindeyken ulusal kanal 2013 senesinde Şam'a gelerek Suriye Devlet Başkanı Beşer Esad'la çok önemli bir röportaj yapmıştır. Ve Suriye tarafının görüşlerini, Esad'ın konuya bakış açısını korkusuzca Türkiye kamuoyuyla paylaşmıştır. Türkiye'deki muhalefeti de değerlendiren Profesör Doktor Abdullah, altılı masanın Suriye'yi bölmeye çalışan ABD ve Batı'dan medet umduğunu söyledi. HDP'nin Suriye'de ABD PKK ile çıkarlarına vurgu yaptı. Altı partinin oluşturduğu muhalefete baktığımız zaman şu an mülteci konularını, Suriye ile ilişkilerini iyileştirmek istedikleri, Suriye ile görüşmek istedikleri yönünde yapılan açıklamaların bence seçim tırımı olarak yapıldığı ve kamuoyu hassasiyetlerinden mütevellit bugün bu konuları sürekli sıcak gündemde tuttuklarını görmekteyiz. Bu partilerden özellikle Amerikan işgali, PKK'nın o bölgede gündemine aldığı bölücü politikalarla ilgili, özel idareler ve yönetimler kurmasıyla ilgili, Suriye'nin bütünlüğünü, üniter devlet yapısını tehdit eden bu çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili, bu örgütün ve birlikte hareket ettiği Amerika'nın çalınan petrol, buğday, pamuk vesaire gibi konularla ilgili, yani yapılan tanımlamalarla ilgili hiçbir açıklamasını duymamaktayız.
Amerika'nın işgalinin oradan gitmesi gerektiği, PKK'nın yaptığının yanlış olduğunu ifade eden söylem ve eylemlerine şahit olmamaktayız. Zira HDP'nin Suriye politikaları ve özellikle Suriye'nin Fırat'ın doğusunda yaşanan hadiselerde takındığı tavrı ve pozisyonu Suriye'de de biliyoruz ve görmekteyiz. Özellikle bu partilerin Suriye düşmanı olan Batı'dan medet ummaya çalıştıkları, Amerika ile İngiltere ile ilişkilerini iyileştirmeye, düzenlemeye çalıştıkları, halbuki Suriye'nin dostları olan İran, Rusya ve Çin'le bu partilerin iyi ilişkiler kurmadıklarını görmekteyiz. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, itiraf niteliğinde bir açıklamaya imza attı. Çıray, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunmasının İYİ Parti'nin lehine bir durum olduğunu söyledi. CHP'li üst düzey yönetici ise Meral Hanım'ın aday belirleme hakkı yok çıkışını yaptı. Altılı Masa'da adaylık krizi derinleşiyor. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyaset yasağı cezasına çarptırılması sonrası İYİ Parti'nin İmamoğlu'nu parlatmasıyla kriz hattı daha da gerildi. Tüm bunların ardından İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray katıldığı bir televizyon programında itiraf niteliğinde bir açıklamaya imza attı. Çıray, Ekrem İmamoğlu hakkında verilen mahkeme kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da bulunmasının İYİ Parti'nin lehine bir durum olduğunu söyledi. Yani onu söyleyeyim, bizim lehimize oldu. Gelmemiş olmasının bir negatif yansıması olmuş mudur Kemal Bey'e? Onu bilmiyorum, anketler yapınca görmek lazım. Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezası sonrası Meral Akşener'in İmamoğlu'na adaymış gibi davranması CHP yönetiminde eleştirilere neden oldu. Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuşan üst düzey bir CHP yöneticisi, Cumhurbaşkanı adayımızı Meral Akşener belirlemeyecek derken Ekrem İmamoğlu için de belediye başkanı olarak kalacak. Biz iki şey gördük. Bir, Meral Hanım'ın partimizin içine dönük atağını ve bu ataktan bir şey çıkmayacağını gördük. Cumhurbaşkanı adayımızı Meral Hanım belirlemeyecek. Meral Hanım'ın masaya aday getirme hakkı var ama aday belirleme hakkı yok. Parti içine yapılan şeyin çok hoş karşılanmadığını gördük. Meral Hanım CHP'lilerden övgü almadı. Biz İYİ Parti içine karışırsak hangi tepkiyi alacaksak o da böyle girdi, ne olduğunu gördük. Söz veriyorum. CHP ve İYİ Parti arasındaki çıkmaz Saraçhane meydanlarına da Kılıçdaroğlu ve Akşener'in İmamoğlu 16 milyonu mu yoksa 85 milyonu mu temsil ediyor söylemleriyle yansımıştı. Hiç kimse, hiçbir güç Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmekten alıkoyamaz. Görevini onuruyla ve şerefiyle yapacaktır. Artık 16 milyon İstanbul'un dışında 85 milyon Türkiye'nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhane'den görüyoruz. İYİ Partili Çıray'ın bir diğer dikkat çeken açıklaması ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye, Türkiye, Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz ifadeleriyle ilgiliydi. Suriye ile de bu iş yoluna girebilir. Siyasette küslük olmaz. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türk milletinin de çoğunlukla Suriye ile normalleşme taraftarı olduğu ortamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Çıray, Putin Tayyip Bey'i seçtirmek için iç işlerimize karışıyor. Esad işi de o, biz manda mıyız ifadelerini kullandı. Evet, haberlerimize devam edeceğiz ama Dünya Kupası'nda final mücadelesi de bir taraftan sürüyor ve Arjantin 2-0 diye açmıştık ana haber bültenini. Şu anda Fransa'nın bir gol attığı bilgisi de geldi. 2-1 tabii, böyle 2-2 mi oldu? 2-2 olmuş. Böyle maçlarda her an skor yine değişebilir diyecektim ki 2-2 haberi geldi. Fransa tabii ki bu mücadeleyi bırakmayacaktır ve şu anda maç izleyenler büyük bir keyif alıyorlar muhtemelen. Elbette ki güzel bir mücadele izlemek çok önemli. Golsüz
bu kadar gol beklenen bir mücadele değil diye tahmin ediyorduk ama 2-2'lik skor devam ediyor. Maç uzatmalara gider, penaltılara kalır mı bilmiyoruz. Biz sizlere aktarmaya, mutlaka buradan bilgiler vermeye de devam edeceğiz elbette ki. Haberlerimize dönelim tekrar. PKK'nın siyasi kanadı Altılı Masa'nın gizli bileşeni. HDP ile CHP Amerika'da bir araya geldi. HDP eş genel başkan yardımcısı Hişyar Özsoy'la CHP'li Ünal Çeviköz Washington'da bir konferansa katıldı. Çeviköz, HDP ile CHP arasında ortak bir nokta olduğu son derece açık ifadelerini kullandı. CHP hakkında kapatma davası açılan HDP ile Amerika Birleşik Devletleri'nde aynı konferansta yan yana geldi. Niye devletmişsin sen? Kimsin sen? Geçen günlerde PKK elebaşı Abdullah Öcalan için yürüyüş yapmak isteyen HDP dış ilişkilerden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Hişyar Özsoy'la CHP milletvekili Ahmet Ünal Çeviköz 11. Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsü Yıllık Türkiye Konferansı'nda buluştu. CHP'li Çeviköz, Kürtlerin kültürel hakları, ana dilin konuşma ve eğitim haklarının seçimden sonra gündeme geleceğini dile getirdi. Ülkeyi demokratikleştirme konusunda HDP ile CHP arasında ortak bir nokta olduğu son derece açık ifadelerini kullanan Çeviköz, daha sonra Rudav'ın sorularını yanıtladı. Çeviköz, HDP ile bir sorununuz mu var sorusuna, HDP ile hiçbir sorunumuz söz konusu bile değil. HDP'nin siyasi ve hukuki alanda dengeyi sağlayan bir parti olduğunu düşünüyorum dedi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP örgütün elebaşı Abdullah Öcalan için kritik durum eylem planı açıklayacak. 7 saatlik merkez yürütme kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan HDP, eylem planının gerekçesinin terör örgütü elebaşı Öcalan'dan doğrudan haber alınamaması olduğunu savundu. Biz başkan Öcalan'ın heykelini dikeceğiz, heykelini. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için toplantılar, kritik durum planı yaptılar. PKK'yı silahlı bir halk hareketi olarak tanımlıyor. PKK'nın siyasi uzantısı HDP, Merkez Yürütme Kurulu'nu 17 Aralık'ta topladı. 7 saatlik bir toplantı yapıldığı belirtildi. Toplantının ana gündeminin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan olduğu aktarıldı. HDP, MYK'nın 21 aydır Öcalan'dan doğrudan haber alınmaması nedeniyle kritik durum ilan ettiği ve acil eylem planı hazırladığı bildirildi. Bu konular gündeme gelmedi. Gelmediği gibi bu konularda bir sorun olduğunu da düşünmüyoruz. Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi ile HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın ziyaret başvurularının yanıtsız bırakılması üzerine kararın verildiği kaydedildi. Kritik durum eylem planına ilişkin açıklama ise salı günü yapılacak. Eş genel başkanların salı günü meclis grup toplantısında açıklama yapacağı öne sürüldü. PKK'ya yakın yayın organlarında çıkan haberlere göre kritik durum eylem planı kapsamında HDP Öcalan için iki şehirde miting, bir ilçede kitlesel basın açıklaması yapacak. Program 24 Aralık'ta Adana'da, 25 Aralık'ta Batman'da, 28 Aralık'ta da Şırnak Uludere'de gerçekleştirilmeye çalışılacak. HDP'nin eylemlere ek olarak şartları kabul edilmezse AK Parti hükümetinin hazırladığı başörtüsüne anayasal güvenceyi öngören değişiklik teklifine destek vermeyeceği gelen bilgiler arasında. Evet, Dünya Kupası mücadelesi devam ediyor. Final oynanıyor dedik. Arjantin ve Fransa şu anda 2-2'lik beraberliği yakaladı Fransa ve dakika 86 tabii ki. İlerleyen dakikalarda neler olur hep birlikte izleyip göreceğiz. Haberlerimize devam ediyoruz. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Mersin mitinginde konuştu. Bahçeli, CHP ve Altılı Masa'nın yabancıların güdümünde olduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezasıyla ilgili olarak da bir suç işlemişse sonuçlarına katlanmalıdır dedi. Zillet İttifakı siyasi canlılığını kumandalı iradesiyle, kutuplaşma taktikleriyle sürdürmektedir. Zillet İttifakı oyun içinde oyundur. Cumhuriyet Halk Partisi ve Altılı Masa tamamıyla yabancıların güdümündedir. Milyon dolarlar ödeyerek görevlendirilmiş ücretli ve ithal danışmanlara bel bağlayacak kadar
geleneğinden ve siyasi gerçeklerinden kopmuş bir partinin milletimizin yanında olması imkansızdır. Türkiye'ye Amerika Birleşik Devletleri'nden ve İngiltere'den bakan Kılıçdaroğlu'nun kiralık akıl hocaları Atatürk'ün partisinin kılavuz kaptanı haline gelmiştir. Bu çirkin manzara sömürgeleşmiş bir partinin işler acısı öyküsüdür. Kesin olmayan 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis kararından sonra Saraçhane tiyatrosu düzenleyenlerin devlete, hükümete ve Türk yargısına saldırması fırsatçılıktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir suç işlemişse bunun sonuçlarına elbette katlanmalıdır. Bu şahsın ne üstünlüğü vardır? Altılı masaya Saraçhane dayatması yapmak ve Kılıçdaroğlu'na operasyon çekmek için harekete geçmişlerdir. Birbirlerine kazık atanların yargı kararını kucaklaşarak ve sevinç çığlıkları içinde karşılayanların, yeni başlıyoruz diyenlerin gizli kapaklı işler çevirdiğini görmemek için sadece kör değil, akli ve zihni melekeleri de kaybetmek lazımdır. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Dünya Kupası kapanış törenine katılmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan Katar'a hareketi öncesi bir mesaj yayımlayarak Musevi cemaatinin Hanukka bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Kupası kapanış törenine katılmak üzere Katar'a gitti. Erdoğan Katar'a hareketi öncesi bir mesaj yayımlayarak Musevi cemaatinin Hanukka bayramını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani'nin daveti üzere Katar'a gitti. Erdoğan, Doha'da 2022 FIFA Dünya Kupası kapanış törenine katılıyor. Erdoğan'ın yokluğunda Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek. Oktay'ın vekaletine ilişkin tezkere resmi gazetede yayımlandı. Öte yandan Erdoğan, Hanukka bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında Musevilik inancına mensup vatandaşların bayramını tebrik etti. Erdoğan mesajında birlik vurgusu yaptı. Musevi vatandaşların geçmişte olduğu gibi bugün de toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin üzerinden tam 20 yıl geçti. Suikastin tetikçileri 20 yıl sonra adalete teslim edildi. Son olarak cinayetin faillerinden eski asker Levent Göktaş Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi. Doçent doktor Necip Hablemitoğlu FETÖ yapılanmasının peşine düşmüş. Amerika'nın Türkiye'deki planlarıyla ilgili çok sayıda belge yayınlamıştı. 20 yıl sonra hazırlanan iddianamede cinayeti FETÖ'nün işlediği delilleriyle ortaya konuldu. Gladio'nun saldırısıyla 20 yıl önce bugün şehit edilen doçent doktor Necip Hablemitoğlu cinayetinin failleri tek tek yakalanıyor. Son olarak Levent Göktaş'ta yakalandığı Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi. Adli makamlara teslim edildi. İki sanık hariç bütün sanıklar tutuklandı. O iki sanık, işte biri Fethullah Gülen, diğeri de Fethullah Gülen'in yardımcısı, o zaman Türkiye imamı, şimdi sanıyorum Fethullah'ın en önemli adamlarından biri, Fethullah'ın yerine adı geçen Mustafa Özcan. FETÖ yapılanmasının peşine düşen Necip Hablemitoğlu, ABD'nin Türkiye'deki planlarıyla ilgili çok sayıda belge yayınlamıştı. Fethullah Gülen'in yargılandığı Ankara Ekinoğlu Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki davanın delilleri arasında Hablemitoğlu'nun örgütün CIA ile bağlantısını ortaya koyan etki ajanları, nüfus casusları ve Fethullahçılar başlıklı raporu da vardı. Hablemitoğlu raporunda Gülen cemaatinin devlet içine sızarak kritik kadroları tuttuğuna dikkati çekmişti. O rapora dayanarak davanın savcısı Nuh Mete Yüksel o tarihte Fethullah Gülen'in CIA ajanı olduğunu duruşmada ek bir mütalede bulunmuş ve kayda geçirmiş.
Hablemitoğlu, Köstebek isimli kitabında Gülen cemaatinin silahlı örgüt halini almaya başladığı tespitini yaparak yapıyı Fethullahçılar olarak tanımladı. Örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002'de evinin önünde vurularak öldürüldü. Fethullah'ın CIA ile ilişki içinde olduğunu 2002 tarihinde bir kitap yazarak ortaya koyan çok önemli bir isim Hablemitoğlu. Askerler onun MİT müsteşarı olması konusunda bir referans oluyorlar. O zaman Fethullah için bu bir felaket. CIA ajanı olduğunun deşifre olması ve Hablemitoğlu'nun MİT müsteşarı olacağına dair ciddi emarelerin ortaya çıkması öldürülmesine vesile olmuş diyebiliriz. Bu bugün iddianamede söz arasında ifade edilmiş. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi. Suikasta ilişkin detaylar yeniden incelendi. Ulaşılan bilgiler cinayetin FETÖ tarafından işlendiği şüphesini güçlendirdi. O dönem Ukrayna'da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından 27 Ocak'ta Türkiye'ye getirildi. İfadeleri doğrultusunda yeni operasyonlar yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kasım 2022'de soruşturmayı tamamladı. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'le birlikte Aydın Köstem, Enver Altaylı, Mustafa Özcan, Levent Göktaş, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek, Nuri Gökhan Bozkır, Mehmet Narin ve FETÖ firarisi Serhat Ilıcak hakkında dava açıldı. Yargıdan, emniyetten, silahlı kuvvetlerden temizlenmiş olması FETÖ'cülerin bu suikastın ortaya çıkmasının yolunu açtı. 2016'dan sonra FETÖ örgütüne karşı, Gladio'ya karşı Türkiye'nin yürüttüğü mücadele tarihi bir olaydır. NATO ülkeleri içerisinde Gladio'yu tasfiye eden, Gladio'nun üzerine silahla giden, Gladio'nun generallerini hapislere atan başka bir ülke yok. Türkiye Gladio'yla silahla savaşıyor. O savaşın neticesidir. O savaşın sonucunda bu olay aydınlanmıştır. İddianamede suikastın FETÖ tarafından işlendiği delilleriyle ortaya konuldu. Fethullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı ve Aydın Köstem'in Mustafa Levent Göktaş'ın azmettirmesi sonucunda maktul Necip Hablemitoğlu, Mustafa Levent Göktaş'ın kurduğu suç örgütü tarafından öldürülmüştür denildi. Bu iddianame çok önemli. Onu milletimizin bilgisine soralım. Bu davayı izleyelim. İddianamede suikaste ilişkin çarpıcı bilgiler de yer aldı. Sanık Enver Altaylı ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'a gelen 900 bin dolarlık para savcılığın radarına takıldı. İddianameye göre FETÖ yöneticisi Enver Altaylı cinayet sürecindeki kişiler için mali ihtiyacı bu paradan karşıladı. Enver Altaylı çok önemli bir adamdır Gladio içerisinde. Büyük oyundaki Türk diye hakkında kitaplar yazılmış. CIA ajanı Ruzi Nazar'ın dizinin dibinde yetişmiş bir adam. Enver Altaylı dediğiniz Özbekistan eski Cumhurbaşkanı rahmetli İslam Kerimov'a karşı da bir darbe teşebbüsünde adı geçen isimlerden birisiydi. Aynı şekilde Azerbaycan'a Haydar Aliyev'e yapılan darbe girişiminde de belli bazı rollerinin olduğu basınımıza yansımıştı o zaman. Onun durumunun açığa çıkarılmış olması, onun bazı çok önemli cinayetlerde ki rolünün ortaya çıkarılması çok tarihi bir olay yani. Bunu kabul etmek lazım. İddianame bunu ortaya koyuyor. Ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Demirtaş ile bir araya geldi. Soylu, Levent Göktaş'ın iadesini değerlendirerek kendilerine teşekkür ediyoruz. Yine PKK, KCK, PYD, FETÖ ve DHKPC konusunda da ortak işbirliğimizin güçlü bir zeminde olduğunu biliyoruz, dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı İvan Demersiyev ile görüştü. Tarabya'daki vilayet evlerinde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Toplantının ardından düzenlenen basın açıklamasına konuşan Soylu, Demersiyev ve beraberindeki heyetle çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bakan Soylu iki ülke arasındaki komşuluk, tarihi ve kültürel birlikteliğe dikkati çekerek sürekli olarak çözüme yönelik işbirliği halinde olduklarını söyledi. Ve terörle mücadeledeki ortaklığa dikkat çekti. Komşuluğumuz, tarihi ve kültürel birliğimiz ve bütün bunlarla bugün beraber yürütmekte olduğumuz ve çözmek zorunda olduğumuz meseleler çerçevesinde kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Sürekli olarak çözüme yönelik işbirliği halindeyiz. Bir ortak mekanizma oluşturmuş idik ve bu ortak mekanizma 6 Aralık'ta çalışmaya başladı. Soylu uzun zamandır gündemde olan Kırklareli Beğendikli Rezve Deresi'nin üzerinde yeni bir dostluk kapısı açıldığını belirterek burada yeni bir köprünün yapıldığını, bugün bu köprünün altyapısını tekrar değerlendirdiklerini dile getirdi. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın talimatları çerçevesinde son yapılan görüşmede alınan karar ile birlikte hem Kapıkule hem de Hamza Beyli sınır kapılarında gerek teknolojik dönüşümün sağlanması, gerekse de kapasitelerin artırılması hususunda Sayın Demirci ve bizde de hem Ticaret Bakanımızla hem İçişleri Bakanlığı ile birlikte bir çalışma hemen başlıyor. Evet, Dünya Kupası finali oynanmaya devam ediyor ama 90 dakikanın tamamlanmasına sadece 1 dakika kaldı ve 2-2'lik beraberlik maçı uzatmalara götürecek. 15+15, ondan sonra eğer ki beraberlik devam ederse penaltılara gidecek, biliyorsunuz hakikaten tam bir final gibi final oldu diyebiliriz. Haberlerimize devam edelim. Meclis yaklaşık 2 ay süren bütçe maratonunu tamamladı. Sırada milyonları ilgilendiren sözleşmelilere kadro, emeklilikte yaşa takılanlar ve başörtüsüne anayasal düzenlemeler var. Bütçe görüşmelerinin bitmesiyle siyasi partilerin grup toplantıları da bu hafta yapılacak. Ya seni oraya getiren FETÖ. Devleti FETÖ terör örgütüne teslim eden kişinin adı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Herkes bilmeli bunu. Yeni teklifler meclis gündemine gelecek. Kılıçdaroğlu ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde parlak beyin bulmak için gezip tozarken, bu beyinlerle Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını konuşacağım derken, mecliste 2023 bütçe teklifinin görüşmeleri tamamlandı. Sırada milyonları ilgilendiren düzenlemeler var. Emeklilikte yaşa takılanlar, sözleşmelilere kadro düzenlemesi ele alınacak konulardan. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinden 1,5 milyondan fazla kişinin yararlanması bekleniyor. Ara tatile girmeden EYT ile ilgili düzenlemenin meclise gelmesi bekleniyor. Meclisimiz adına hoş geldiniz diyorum. Başörtüsüne anayasal düzenleme de yeni yılda komisyonun gündeminde olacak. Bantı yeter sayımız vardır. Gündeme geçiyoruz. Bütçe maratonunun tamamlanmasıyla siyasi partilerin haftalık grup toplantıları da başlayacak. MHP ve CHP salı günü grubuna hitap edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işçi, işveren ve devletin eşit katılımıyla yapılan bir süreç olduğunu hatırlattı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi ve işveren arasında rakamlarda farklılık olduğunda ve tarafları uzlaşlaştırmaya çalıştıklarını belirtti. Emeklilikte yaşa takılanlar konusuna değinen Bilgin, EYT'yi de bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştık, dedi. Asgari Ücret Komisyonu biliyorsunuz işçi, işveren ve devletin eşit katılımıyla yapılan bir süreçtir. Yani önümüzdeki günlerde salı günü tekrar asgari ücret komisyonu toplanacak. İnşallah bu toplantıdan sonra asgari ücretin müzakeresinde bir uzlaşmaya varacağız ve milletimizin beklediği, emekçilerimizin beklediği bir ücret seviyesine, işverenlerimizin de ödeyebileceği bir ücret seviyesinde bir uzlaşma sağlayacağız. İşçilerimizi koruyan, onları tatmin eden, onların hayat şartlarını aşmalarına katkı yapacak bir ücret seviyesinde Türkiye rahat bir nefes alır diye düşünüyorum. DT'de bu ay sonuna kadar tamamlayıp
bitireceğimizi zaten kamuoyuyla paylaştım. Bazı teknik sorunlar var. O sorunlar çözülüyor. Değerlendirmesini yapacağız. Bütün bu bilgiler, verilerin ortaya çıkmasından sonra o zaman da bu sorunun nasıl çözüleceğine dair karar verilecek. Selim Urdu Antalya'da Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe'den önemli bir uyarı geldi. Kökçe, fiyatların düşmesine rağmen sel oldu bahanesiyle büyük şehirlerde fiyatların arttırıldığını söyledi. Sofraları boş bırakmayız diyen üreticiler yetkililere, fırsatçılara engel olun çağrısı yaptı. Çok ciddi bir zarar gördü. Ortalama 12.500-13.000 dönüm civarında örtahta selamız yerle bir oldu. Antalya'da Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, sel nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçileri ziyaret etti. Bizim selden önceki domatesin fiyatları 11 lira, 12 lira, 13 liraya giderken şimdi bizim domatesimizi 10 liraya alanımız yok. Kökçe, selin etkili olduğu Yeni, Göksu ve Kum mahallelerindeki üreticilerle bir araya geldi. Biz asla sofraları boş bırakmayız. Kumluca Ziraat Odası Başkanı, büyük şehirlerde bazı kişilerin seli bahane ederek sebze ve meyve fiyatlarını arttırdığını söyledi. Bu aradaki garabustacılar bizleri çok fazla üzdü. Sebze fiyatlarımız halde düşüştedir. Kesinlikle halde mallarımız mevcuttur. Ama akşam televizyonu izlediğimiz zaman gerçekten çok ciddi fahiş rakamlara satılmaktadır. Selin yaşandığı 12 Aralık'ta Kumluca Toptancı halinde domates 12, biber 10, patlıcan ve salatalık 9 liradan satılıyordu. Şu sıralar domates 11, biber, patlıcan ve salatalık 8 liradan satılıyor. Burada fiyatlar artmamasına rağmen İstanbul veya büyük şehirlerde fiyatların çok yüksek fiyatta çıktığını, Kumluca'da artık mal yok, mal gelmiyor diyorlar ve ciddi bir şekilde fiyat yükseliyor. Kökçe, fiyatların düşmesine rağmen büyük şehirlerde fiyatların yükseltilmesine ve sel nedeniyle böyle oldu denmesine tepki gösterdi. Ama fiyatlar düşmesine rağmen fiyatlar arttı demeleri biz çiftçileri çok fazla üzüyor. Zaten zarar içerisinde zor durumdayız. Bir de bu şekildeki söylentiler bizleri inanılmaz şekilde üzüyor. Yetkililerin kara borsacılara, fırsatçılara geçit vermemesi talep ediliyor. Hem çiftçinin hem üreticinin mağdur edilmemesi isteniyor. Seraları selden zarar gören çiftçiler ürünlerini kurtarabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Bazı üreticiler seyreltme yaparak bitkilerin yükünü azaltmaya çalışıyor. Antalya'da etkili olan kuvvetli yağışın ardından Kumluca, Finike'li Cemre ilçelerinde sel yaşanmış, örtü altı tarımda önemli paya sahip Kumluca'da çok sayıda sera ve tarım arazisinde zarar oluşmuştu. Evet, eczacılar yaklaşık pek çok ilacın tedarikinde güçlük çekiyor. Öksürük şurubunda dahi sıkıntı olduğunu belirten Türk Eczacıları Birliği eski başkanı Erdoğan Çolak. Ulusal konuştu, bugün gün içinden programına konuk oldu biliyorsunuz. Çolak milli ilaç üretimine vurgu yaptı. Bir ilaç ve eczacılık politikasının gerekliliğine de dikkat çekti. Türkiye'de yaşanan ilaç arzı sorunu milli ilaç üretiminin eksikliğiyle kriz boyutuna ulaştı. Türk Eczacıları Birliği eski başkanı Erdoğan Çolak, Türkiye'nin 1950'lerden bu yana ilaç ürettiğini ancak bunların milli ilaçlar olmadığını söyledi. Türkiye'nin yaşadığı bu sorun ilaçta dışa bağımlılıktan kaynaklanıyor dedi. Türkiye kendine ait bir yerli, milli ya da ulusal bir ilaç üretimi noktasında sıkıntılı. Böyle bir üretimi yok. Ancak Türkiye fason üretim yapıyor. Yani yurt dışında bulunan, üretilen, patente alınan ürünlerin 20-25 yıllık patent süresi bittikten sonra eşdeğerini üretebiliyor. Türkiye 1950'lerden beri ilaç üreten ülkelerden birisi, ancak kendine ait ilacı da olmayan ülkelerden birisi. Türkiye dışarıdaki ürünleri iç piyasada üretiyor. Buysa hem ilaçta kullanılan etken maddede hem de ambalaj ürünlerinde dışa bağlılık anlamına geliyor. Fason üretimin de yani eşdeğer ilaç üretiminin de etken maddesi, yardımcı maddeleri, şişesi, ambalajı yine yurt dışından geliyor. Hı hı. Öyle olunca gerçekten burada ciddi bir sorun ortaya çıkıyor. Yurt dışı bağımlılığımız da yurt içine ilacın girişini ve üretimini
engelliyor. Dolayısıyla bir ilaç yokluğu sorunu yaklaşık bir yıldan fazladır devam ediyor maalesef. Çolak, Türkiye'de yaşanan krizin nedeni olarak planlama ve Ar-Ge eksikliğini gösterdi. Planlama eksikliği var Türkiye'nin. İlaç sanayi üretim merkezlerimiz var. Hatta teknolojik olarak çok iyi düzeyde. Kadrolarımız var. Bunu üretebilecek bilim insanlarımız var. Üniversitelerimiz var. Peki biz niye üretemiyoruz? Biz bu ilaç sanayinin elde ettiği gelirin önemli bir kısmını Ar-Ge faaliyetlerine ayırmadığımız için bu gelir, elde edilen geliri farklı alanlarda kullanabildiğimiz için. Devletin bu konuda teşvik yapması gerektiğine de dikkat çeken Çolak, bir ilaç ve eczacılık politikasının gerekliliğine de dikkat çekti. Yeterince Ar-Ge'ye para ayrılmıyor, denetlenmiyor. Devletin bu konuda teşvik ve önerileri yok. Öyle olunca da biz 1950'lerden beri ilaç üreten ama bir türlü kendi ilacını üretemeyen, eşdeğer ilaç üreten ülkelerden birisi vaziyetindeyiz. Bunda hem devletin bu konuda bir politikasının, bir sağlık, ilaç, eczacılık politikasının olmamasından kaynaklı hem de ilaç firmalarının bu alana para yatırmayı çok önemsememelerinden kaynak. 27 Kasım'da yapılan eczacılar mitinginin önemini anlatan Çolak, paydaşlarla işbirliği ilaç sorununun çözülmesinde önemli bir adım dedi. Bundan sonraki süreçte hani karşılıklı sektörün paydaşlarını alıp konuşarak bir ilaç, eczacılık ve sağlık politikası oluşturmadığımız sürece ve bunu dört baş mamur hale getirmediğimiz sürece bu işin çözülme şansı yok. Evet, eczacılardan da aslında gün içinde programda birçok soru geldi. Özellikle hastanede çalışan kamu eczacılarının hakları ve yardımcı eczacılık konusunda da birçok sorunuz vardı. Mutlaka ilerleyen günlerde tekrar bu sorularınızın da cevabını bulacağız diyelim ve devam edelim haberlerimize. Hizmet İş Sendikası 14. Genel Kurulu'nu tamamladı. Emeğin küresel kudreti temasıyla yapılan Genel Kurulu'nun seçim sonucuna göre Genel Başkan Mahmut Arslan tekrar güven kazandı. Ben sendikamız Hizmet İş'e karşı bir kısım CHP'li ve HDP'li belediyelerin tasfiye girişimi ve operasyonlarına karşı onurluca direndiniz. Haksız, adaletsiz biçimde işten çıkarılan binlerce üyemizin işe iadeleri için büyük bir mücadele başlattık. Hizmet İş Sendikası'nda seçimler yapıldı. İşe iade kararları bile artık işe yaramaz durumda. Hizmet İş Sendikası 14. Genel Kurulu'nu Ankara'da yaptı. Emeğin küresel kudreti temasıyla yapılan genel kurula Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da mesaj gönderdi. 14. Genel Kurul'a 30 yakın ülkeden 57 misafir sendikacı katıldı. Hak iş olarak, sendikamız Hizmet İş olarak iş güvencesinin daha da keskinleştirilerek yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'a Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın talimatıyla Dostluk Yıldızı nişanı yeniden takdim edildi. Mahmut Arslan ve Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcılarından Hüseyin Öz'ün aday olduğu seçimde delegeler iki aday için sandık başına gitti. Delegelerin oylarıyla Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan yeniden Hizmet İş Sendikası Genel Başkanlığı'na seçildi. Kimsenin görmediği, görmek istemediği milyonları biz gördük, biz duyduk. Arslan Başkanlığındaki yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Keskin, Celal Yıldız, Halil Özdemir ve İdris Ersoy seçildi. Çalışma hayatındaki sorunları dile getiren Arslan, EYT ve vergi konularına ilişkin değerlendirme yaptı. Çalışan kesimin vergi yükünü azaltacak düzenlemeler bekliyoruz. Kriz dönemi bitene kadar çalışanların gelir vergisi oranlarının %10'a sabitlenmesini istiyoruz. EYT için mezarda emeklilik dedik. Geç de olsa çözüm ufukta gözüktü. 8 Eylül 1999 öncesi işe giren işçilerin emeklilik haklarının iade edileceği bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz ve istiyoruz. Evet, Dünya Kupası'nda mücadele devam ediyor. Arjantin ve Fransa 90 dakikanın ardından 2-2 berabere kalmıştı. Şu anda uzatmalar oynanıyor, uzatma dakikaları ve 97. dakikaya girildi. Beraberlik
devam ediyor. Haberlerimize geçelim. Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı özel toplu taşıma araçları kontak kapatmak zorunda kaldı. Otobüsçüler artan benzin fiyatları nedeniyle bir gün çalışamadı. Ankara'da hem otobüsçüler hem halk mağdur oldu. Özel ulaşım sistemi çıkmaza girmiştir. Acil kamucu çözüm. Özel halk otobüsleri artan mazot maliyetleri nedeniyle trafiğe çıkamadı. Ankara'da otobüs taşımacılığı tamamen Büyükşehir Belediyesi eliyle, yani kamu eliyle yapılmalıdır. Akaryakıt fiyatlarının artması nedeniyle zorluk çeken özel halk otobüsü şoförleri Ankara'da çok sayıda eyleme imza atmıştı. 4,5 olan mazot şimdi 22 lira oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde günlerce eylem yapılmasının ardından otobüs biletlerine bir miktar zam yapılmıştı. Ancak gelen zamlar vatandaşı mağdur ederken otobüs esnafına da çözüm olmadı. Özel halk otobüsleri sistemi akaryakıt fiyatları karşısında iflas etmiş durumdadır. Artan akaryakıt maliyetleri karşısında özel halk otobüsü şoförleri 17 Aralık'ta kontak kapatmak zorunda kaldı. Benzin alamayan otobüs esnafı trafiğe çıkamadı. Bu durum vatandaşı da mağdur etti. Derhal toplu taşıma esnaflarının da talebi olan özel halk otobüslerinin kiralanması uygulamasına gidilmelidir. Enerji güvenliği komşularla dostluk temelinde hızla sağlanmalıdır. Şoförlere destek ve çözüm önerisi Vatan Partisi'nden gelmişti. Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Deniz Tokgöz konuyla ilgili 10 Mart 2022 tarihinde bir açıklama yaptı. Özel ulaşım sistemine kamucu öneriler sunan Tokgöz, ulaşım ve enerji güvenliği için komşularla işbirliğini vurguladı. Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği ve Sosyal Sorumluluk Projesi Ankara'da tamamlandı. Kadının üretimdeki yerine büyük önem veren Vatan Partisi Öncü Kadın Heyeti de el emeğini tezgahlara taşıyan kadınları ziyaret etti. Vatan Partisi Öncü Kadın Heyeti olarak biz buraya üreten kadınlara destek olmak amacıyla geldik. Kendim tasarlıyorum. O günkü ruh halime göre. Kadınların networklerini genişletmek ve satışlarını artırabilmek için bir araya geldiğimiz bir organizasyon. Girişimci kadınlar Burcu Şenkal ve Gonca Güzeloğlu tarafından 2013 yılında hayata geçirilen Yaratan Kadınlar Alışveriş Şenliği ve Sosyal Sorumluluk Projesi'ne bir yenisi daha eklendi. 17-18 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenen etkinlikte çok sayıda stand açıldı. Kadınlar el emeklerini sergiledi. Bizim olmazsa olmazımız bu işlerin sonu hep sosyal sorumluluk projesine bağlanıyor. Yüzden fazla tasarımcı kadının katıldığı etkinliğe Vatan Partisi Öncü Kadın da destek verdi. Vatan Partisi Öncü Kadın, Ankara İl Başkanı Şule Uncu ve beraberindeki heyet tek tek standları gezdi. Kadınlarla sohbet etti. Şule Uncu Partisi'nin kadının üretimdeki yerine verdiği öneme dikkat çekti. Çok güzel bir sloganımız var, Yükselen Kadın, Yükselen Türkiye diye. Yükselen kadının birinci şartı üreten kadın. Kadının üretmesi, ancak öyle kadının yükseleceğini düşünüyoruz. İşte alışveriş çantaları yaptığım bez çantalarımız var böyle, evet. Böyle bez çantalar yaptım. Terör operasyonları aralıksız sürüyor. Suriye'de 3 PKK'lı öldürüldü, sınırda 3 PKK'lı yakalandı. Mehmetçik Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenledi. Tespit edilen 3 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında mücadelemiz kararlılıkla sürecek, saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Sınırda da güvenlik hat safhada. Yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemelerde şahısların PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. Zonguldak'ta özel maden ocağında bir işçi hayatını kaybetti, bir işçi de yaralandı. Gaziantep'in Şehit Kamil ilçesinde
Bir kum ocağında silonun içine düşen bir işçi ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki özel bir maden ocağında işçiler İhsan Ergünbaş ve Enver Alagöz raydan çıkan vagonun altında kaldı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan işçiler sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen İhsan Ergünbaş burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı işçi Enver Alagöz'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Oraya yaslama. Gaziantep'te ise kum ocağında çalışan İbrahim Halil Göv ayağının kayması sonucu silonun içine düştü. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olaya 2 araç ve 7 personelle müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucu Göv'ü bulunduğu yerden kurtardı. Yaralanan Göv ambulansla Şehit Kamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa şimdi de gözünü Kıbrıs'a dikti. 15 Aralık'ta düzenlenen iki ayrı tatbikatta Amerikalıların helikopterleri, İngilizlerin jetleri uçtu. Fransızların da uçak gemisi boy gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa, Kıbrıs adasında üst üste kışkırtmalara imza atıyor. Geçen hafta Fransız uçak gemisi adaya gönderilmiş ve Rumlarla ortak eğitimler düzenlemişti. Rum-Yunan ikilisi gelişmeyi doğrudan Türkiye'ye gözdağı olarak duyurdu. Fransız uçak gemisinin adadan ayrılmasının hemen ardından bu kez de Amerikalılarla İngilizler kendini gösterdi. Kıbrıs'ta 15 Aralık'ta ilk kez düzenlenen Afrodit kalkanı tatbikatında İngiliz Hava Kuvvetleri ile Rum Milli Muhafız Ordusu hava savunma eğitimleri icra etti. İngilizlerin Rumlara hava savunma eğitimleri verdiği gün denizde de başka bir tatbikatın yapıldığı öğrenildi. Bu kez ABD'liler Rumlara arama kurtarma konusunda eğitimler verdi. ABD Deniz Kuvvetleri ile Rum Liman ve Deniz Polisi tarafından düzenlenen SAR tatbikatında çeşitli deniz ve hava platformları kullanıldı. Yunan basını söz konusu tatbikatı adadaki Amerikan varlığı artıyor başlığıyla duyurdu. Pentapost Takma gazetesi de Güney Kıbrıs Rum kesiminin son günlerde önemli güçlerle ortak tatbikatlar yaptığını ve bunun Türkiye'ye gönderilen açık bir caydırıcılık mesajı olduğunu yazdı. Mısır'ın tek taraflı olarak belirlediği Libya ile deniz yan sınırı tepki çekti. Diplomatik kaynaklar iki ülke sınırlarının uluslararası hukuka uygun şekilde belirlenmesi için Mısır'la Libya arasında diyalog sürecinin bir an evvel başlatılması gerektiğini bildirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi'nin ülkesinin Akdeniz'deki deniz sınırını tanımlayan yeni bir kararname imzalamasının yankıları sürüyor. Libya'nın tek taraflı olduğu gerekçesiyle reddettiği deniz sınırları ile ilgili Türkiye'deki diplomatik kaynaklardan da açıklama geldi. Diplomatik kaynaklar, Mısır'ın 11 Aralık'ta 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya ile deniz yan sınırının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına girmediği belirtildi. Ancak Libya'nın kıta sahanlığının ihlal edildiğini ifade etti. Diplomatik kaynaklar, Mısır'la Libya arasında deniz sınırları konusunda bir an evvel diyalog sürecinin başlatılması gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye, iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır'ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda karşılıklı mutabakat temelinde Birleşmiş Milletler Şartı'nın 33. maddesine kayıtlı Uluslararası Adalet Divanı dahil barışçı yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiklerini dile getirmiştir. Evet, Dünya Kupası finalinde Arjantin-Fransa mücadelesi devam ediyor. 90 dakika tamamlandı. 2-2'lik skordan dolayı uzatmalara gidildi ve uzatmaların ilk 15 dakikası da golsüz beraberlikle devam ediyor. 2-2'lik
Skor devam ediyor. Söylediğimiz gibi uzatmaların ilk 15 dakikası da sona erdi. 5 dakika gibi bir süre sonra ikinci 15 dakika oynanacak. Eğer skor aynı şekilde devam ederse Dünya Kupası finalinde penaltılarla karşı karşıya kalacağız sevgili seyirciler. Evet, devam edelim. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Ukrayna'daki savaşta yer alan Rus birliklerini denetledi. Shoigu Rus askerlerle konuştu ve personele savaş görevlerinin örnek niteliğindeki performansı için teşekkür etti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, ülkenin Güney Askeri Bölgesi'ni ziyaret etti. Bölgede konuşlanmış askerleri denetleyen Shoigu, incelemelerde bulundu ve komutanlardan Ukrayna'daki savaşa ilişkin bilgi aldı. Komutanların mevcut durum ve Rus birliklerinin operasyon alanlarındaki eylemleri hakkında raporları dinledi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan ziyarete ilişkin açıklama yapıldı. Shoigu'nun birliklerin konuşlandırıldığı bölgelerin etrafında uçuş yaptığı ve özel askeri harekat bölgesindeki Rus birliklerinin ileri pozisyonlarını kontrol ettiği belirtildi. Rusya Savunma Bakanı ön cephede Rus askerlerle konuştu ve personeli savaş görevlerinin örnek niteliğindeki performansı için teşekkür etti. Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Shoigu'nun sahada personel konuşlandırma koşullarına, tıbbi ve arka birimlerin çalışmalarına özel önem verdiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı NATO görevini engellemeye çalışan Yunan uçaklarına gerekli karşılığın verildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uçakların pist ve havadaki görüntülerine yer verildi. Milli Savunma Bakanlığı uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun Nexus Ace görevinin Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışıldığını, gerekli karşılığın verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlandığını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda uçakların pist ve havadaki görüntülerine yer verildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. Hava kuvvetlerimize ait muharip ve destek uçaklarıyla NATO tarafından görevlendirilen AVAX uçağı, karşılıklı eğitim maksadıyla Ege Denizi'nin uluslararası hava sahasında NATO koordineli olarak Nexus Ace eğitim görevi icra etti. Uluslararası hava sahasında gerçekleşen NATO'nun Nexus Ace görevi, Yunanistan'a ait uçaklar tarafından engellenmeye çalışılmış, hava kuvvetlerimize ait uçaklarla gerekli karşılık verilerek NATO görevinin başarıyla tamamlanması sağlanmıştır. Şimdi evsizlik krizi birçok ülkeyle ilgili aslında gündemdedir. Türkiye'de çok fazla evsiz göremezsiniz. Özellikle Fransa'da mesela Paris şehrine gittiyseniz orada çok fazla evsizin olduğunu da görürsünüz. Tabii bu kriz sadece Avrupa ülkelerinde değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde de yaşanıyor. Amerika'nın Los Angeles eyaletinde evsizlik krizinin büyümesiyle olağanüstü hal ilan edildi. Amerika'nın en büyük ikinci şehri olan Los Angeles'ta giderek büyüyen evsizlik sorunu ne yazık ki çözülemiyor. Los Angeles in a new direction with an urgent and strategic approach. Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles eyaletinin yeni belediye başkanı Karen Bass, evsizlik sorunu nedeniyle OHAL ilan etti. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, evsizlik nedeniyle her gün en az 5 kişinin can verdiğini söyledi. Aynı zamanda eyaletin ilk kadın belediye başkanı olan Bass, konuya ilişkin yaptığı açıklamada evsizlik sorununun 40 binden fazla Los Angeles'lıyı etkilemesine izin vermeyeceğim. Bu sorun hepimizi ilgilendiriyor. Bu her gün 5 insanın ölmesine neden olan bir insanlık krizi dedi. Bass ayrıca gelecek dönemde evsizliğe karşı eyalette birçok üst düzey önlem alınacağını sözlerine ekledi. Diğer taraftan Los Angeles'taki evsizliğe ilişkin acil durum önlemleri kapsamında sokaktaki evsizlerin ilk etapta federal kaynaklar aracılığıyla kiralanan otellere yerleştirileceği aktarıldı.
Öte yandan Los Angeles Evsizlik Servisleri Otoritesi'nin son açıkladığı verilere göre eyalette evsiz sayısı pandemi döneminde %13 artarak son 2 yılda 69.011'e çıktı. Uzmanlar bu rakamların Los Angeles'taki evsizlerin daha azını temsil edebileceğini belirterek söz konusu evsizlerin en az %70'inin sokaklarda, geri kalanınınsa sığınaklarda yaşadığını aktardı. Amerika'nın en kalabalık bölgesi Los Angeles henüz evsizlik problemini çözemedi. Ancak yerel hükümet yetkilileri krizle ilgili konuşmaları değiştirmenin bir yolunu buldu. Evsiz yerine dışarıda yaşayan insan denilecek. Evet sevgili seyirciler, son yılların en iyi Dünya Kupası finali oynanıyor. Şu dakikalarda Arjantin ve Fransa karşı karşıya ikinci 15'lik uzatma dilimine gidilmişti ve şu anda Arjantin'in 3-2 galibiyetiyle maç devam ediyor. Biz de çok kısa bir araya gidiyoruz. Az sonra tekrar karşınızda olacağım. Evet, kısa bir aranlardan tekrar karşınızdayız. Dünya Kupası finali oynanıyor. 2022 Dünya Kupası'nı kim alacak? Ama Arjantin sadece bir dakika Dünya Kupası'nı almaya yakın. Dünya Kupası'nın hakikaten hani final gibi final denilecek bir mücadele izletti bize. Arjantin ve Fransa mücadelesi. Arjantin'in 2-0'lık öncülüğüyle aslında maç başladı ve beklenmeyen 2 gol yedi Fransa. Fransa hafif böyle bir şoku atlatınca beraberliği buldu ancak uzatmaların ikinci 15. dakikasında az önce yani reklama gitmeden önce Arjantin yeniden bir gol buldu ve şu anda skor 3-2. Fransa bir dakika içerisinde gol atmazsa kupa Arjantin'in olacak gibi gözüküyor. Finali elbette ki sizlere de aktaracağız. Aydın'a gidelim şimdi. Aydın'ın Buharkent ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen deve güreşi festivali yapıldı. Buharkent Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 7'den 70'e vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Erol'a... Develer güreşti, izleyenler gözlerini ayırmadı. Aydınoğullarından... Görüntülerin adresi Aydın. Buharkent Belediyesi'nin ev sahipliğinde geleneksel olarak düzenlenen deve güreşi festivali yapıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivalde 150'nin üzerinde deve güreşti. Festivale Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol başta olmak üzere pek çok kurum temsilcisi katıldı. Buharkent Belediye Başkanı Erol ulusal kanala konuştu. Geleneksel hale gelmiş olan deve güreşleri biliyorsunuz yörük kültürdür bu. Bizim özümüz, kültürümüz. Dolayısıyla bunları yaşatmamız gerektiğini düşünüyoruz. Buharkent'te de deve güreşlerini yıllardır yapıyoruz biz. Erol deve güreşlerinin gelenekselleştiğini söyledi. Bir milleti diğer milletlerden ayıran en önemli unsurlardan başında ne geliyor? Kültür geliyor, kültürel değerler geliyor. Dolayısıyla bunları yaşatmamız lazım. Bizim millet olabilmemiz, varlığımızı devam ettirebilmesi mutlaka kültürümüze sahip çıkmamız lazım. 10 bin kişinin katıldığı festivalde güreşler ilgiyle takip edildi. Buharkent'te altın... Kıyasiye mücadelenin yaşandığı güreşlerde kazanan develerin sahiplerine protokol üyelerince kupaları verildi. Belediye Başkanımız Mehmet Erol'a... Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda bir tırın su tankında arama yapıldı. 43 kilo 556 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü tutuklandı. İran'dan gelerek gümrük sahasına giren AA'nın kullandığı tırda X-ray taraması yapıldı. Narkotik dedektör köpeğinin Dorsen'in altında bulunan su tankına tepki vermesiyle arama yoğunlaştırıldı. Ekipler su tankını kesip inceledi. Aramada 43 kilo 556 gram metanfetamin hidroklorür maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Doğu Beyazıt Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor. Hatay'ın İskenderun ilçesinde de uyuşturucu operasyonu yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Esentepe Mahallesi'ndeki ikametlere operasyon düzenledi. Adreslerde 17 kilo 274 gram esrar ele geçiren polis M.Ş., İ.Ş. ve S.Ç.'yi gözaltına aldı. Evet, bir taraftan da Dünya Kupası finali takip ediyoruz elbette ki. Sevgili seyirciler, gerçekten an geçmiyor ki skor değişmesin. Penaltı kullanacak Fransa. Sadece 60 saniyesi var demiştim. 3-3'lük beraberliği yakalayamazsa Arjantin Dünya Kupası'nın sahibi olacaktı. Ama şu anda penaltı kullanılacak. Durum her an 3-3 olabilir ve Dünya Kupası finali penaltılarla belirlenebilir. Böyle bir ayrıntıyı da sizlere aktaralım. Herhangi bir skor değişikliği var mı? 3-3 olmuş. Evet, şu anda Arjantin ve Fransa Dünya Kupası mücadelesinde 3-3'lük beraberlikle karşımızda ve penaltılara gidecek. Gerçekten Dünya Kupası'nda böyle bir final herhalde son yıllarda asla izlenmemiştir. İnanılmaz heyecanlı. Heyecanın en son noktada olduğu futbolcuları düşünebiliyor musunuz? Nasıl, neler hissediyorlar? Tabii ki Arjantin'deki vatandaşlar ve Fransa'daki vatandaşlar için de aynı şey geçerli. Haberlerimize devam edeceğiz. Biz İstanbul'da barajların doluluk oranı azalıyor. Önemli bir konu bu da. 15 milyonluk kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı %34.22 olarak ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verileri barajların son durumunu ortaya koydu. Geçen yıl bu dönemde %48,87 olan kentteki 10 barajın doluluk oranı 2 hafta önce %35,19'a, dünse %34,22'ye geriledi. 868,68 milyon metreküp kapasiteli barajların doluluğu 297,26 milyon metreküp olarak kaydedildi. Bu miktar 10 yıl önce 493,93 milyon metreküpken en yüksek miktar 2018 yılında 600,92 metreküp ölçülmüştü. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları Büyükçekmece'de %39,19, Elmalı'da %36,65, Ömerli'de %36,62, Sazlıdere'de %39,51, Terkos'ta %41,3, Darlık'ta %29,93, Istrancalar'da %33,69, Kazandere'de %10,55, Alibey'de %21,39 ve Pabuçdere'de %6,34 kaydedildi. Evet, havalar soğumaya başladı. Dün İstanbul'da hava oldukça ılıktı ama bugün oldukça soğuk. Şimdi Kars, Erzurum ve Ardahan'da da soğuk hava kendini iyice hissettiriyor. Göller buz tuttu, bitkilerde kırağı oluştu. Erzurum'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece ölçüldü. Hava sıcaklarının sıfırın altında seyrettiği Kars'ta kaldırımlar buz tuttu. Bitki ve ağaçlarda kırağı oluşurken kar yağışıyla beyaza bürünen köylerde güzel görüntüler ortaya çıktı. Sarıkamış ilçesinde de etkili olan soğuk hava nedeniyle Hançerli bölgesindeki dereler, göletler buz tuttu. Ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı. Erzurum'da soğuk hava özellikle yüksek kesimlerde buzlanmaya neden oldu. Araç camları buz tuttu. Kar kalınlığının Palandöken Kayak Merkezi'nde 19 santimetreye ulaştığı kentte gece hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece ölçüldü. Ardahan'da soğuklar nedeniyle buzlanma yaşanırken bazı noktalarda ise sis ve beraberinde kırağı oluştu. Sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı. Evet, yurdun doğu bölgesi ve İstanbul'da hava sıcaklığı düştü dedik ama şanslı bir şehrimiz var tabii ki, İzmir.
İzmir'de ise bahardan kalma bir hava hakimdi. Hava sıcaklığının 22 dereceye kadar yükseldiği İzmir'de güneşli havanın tadını çıkarmak isteyenler açık alanlarda yoğunluk oluşturdu. Aralık ayının ilk iki haftasını yağmurlu geçiren İzmir'de hafta sonu sıcaklık 20 dereceyi aştı. Uzun yıllar Aralık ayı sıcaklık ortalaması 10,5 santigrat derece olan kentte bugün termometreler 22 dereceyi gördü. Güzel havayı değerlendirmek isteyenler kentteki açık alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti. Meydanlar, parklar ve sahilleri dolduranlar güneşin keyfini çıkardı. Bayraklı ve Karşıyaka ilçelerinde sahile çıkanlar yeşil alanlarda vakit geçirirken çocuklar da parklarda oynadı. Kentin en hareketli noktalarından Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Karşıyaka Çarşısı'nın da yoğun olduğu görüldü. Bostanlı'daki sahil şeridini tercih edenler yanlarında getirdikleri kamp sandalyelerine oturarak güneşin keyfini çıkardı. Evet, ülkemize duyuyoruz. Zaman zaman hem gençlerden hem vatandaşlarımızdan çeşitli icatlar yapılıyor. Tabii burada önemli olan bu icatların arkasında devlet desteğinin gelip gelmediği. Siz bu kişilere destek olmazsanız dışarıdan başka ülkelerden bazıları gelip o kişileri kendi bünyelerine alıyorlar. O yüzden bu tip konularda hükümetin de destekleyici olması lazım ki Tekirdağ'da iki ortaokul öğrencisi kuru gıdalardaki böceklenmeyi önlemek amacıyla önemli bir proje imza attı. Tarçın yağından taryum adını verdikleri doğal böcek ilacı geliştirdi. Evdeki baklagillerin böceklenmemesi için kafa kafaya verdiler ve taryumu ürettiler. Bizim evde pirincimiz böceklendi ve ben de bu böceklenmeyi nasıl önleyebilirim arkadaşımla tartıştım. Sonra bundan sorumlu öğretmenimizden yardım alarak bu projeyi oluşturduk. Tekirdağ Şehit Mehmet Şengül Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri Sıla Sağlam ve Zeynep Uzun baklagillerin böceklenmemesi için önemli bir çalışma yürüttü. Türkiye üçüncülüğü elde ettik. Projemizi yapmamızın birinci amacı bildiğiniz üzere tahıllarımız evde kullanırken böceklenmekte. Biz de bunu önlemek için doğal bir böcek ilacı geliştirdik. Öğrenciler çeşitli araştırmalar yaptıktan sonra bazı bitkilerden elde ettikleri yağları toz haline getirdikleri yumurta kabuğuyla karıştırarak kuru gıdalara uyguladı. Bitkisel kökenli yağları doğal böcek ilacı olarak kullandık ve burada kimyasallar yerine alternatif olarak doğal böcek ilacı geliştirmeyi amaçladık. Doğal böcek ilacının uygulandığı kuru gıdalarda bir süre sonra böceklerin etkisiz hale geldiği tespit edildi. Bu proje kapsamında bitkisel kökenli uçucu yağ olarak lavanta, sarımsak, kekik ve tarçın yağlarını kullandık. Bu yağla yumurta kabuğu tozunu emdirerek pirinçlerimizle homojen bir hale getirdik ve içlerine de 15 adet pirinç biti koyduk. Bunların hangisinin daha fazla yüksek böcek öldürücülük gösterdiğini öğrenmek için öleceğin böcek sayımları gerçekleştirdik. En fazla böcek öldürücü etkinliği taryumun gösterdiğini belirledik ve sonra bunların tadım denemelerini yaptık. Öğrenciler geliştirdikleri doğal böcek ilacına taryum adını verdi. Tarçınlı yumurta kabuğu tozumuzu paketledik ve bir ürün haline getirdik. Biz de bu ürünün insanlara ulaşmasını önemsedik ve bu ürünün patent sürecini başlattık. Kastamonu'nun Cide ilçesinde hamsi bolluğu yaşandı. Balıkçılar yaklaşık 100 ton hamsiyle limana ulaştı. Kastamonu'daki hamsi bolluğu vatandaşı sevindirdi. Balıklar kapış kapış edildi. Karadeniz'e açılarak avlanan balıkçıların limana dönmelerinin ardından hamsiler önce kasalara alındı, sonra buzlanarak tırlara yüklendi. Balıklar Samsun'a götürülmek üzere yola çıktı. Balık bulduğu haberini alan ilçe sakinleri ise limana akın etti. Balıkçılar vatandaşlara ücretsiz hamsi dağıttı.
hamsi bolluğu yaşanıyor. Havamı tabii diğer taraflara kayınca başka taraflara. Biz de bundan halk olarak istifade ediyoruz. Limana yaklaşık 100 ton hamsi geldiği öğrenildi. Balıkçı gemisinin kaptanı Muhammed Önder, hamsi bolluğu geç başladı. Cide'de birkaç gün daha bu bolluk sürecek gibi görünüyor dedi. Evet, bu haberimizle ana haber bülteninin sonuna geldik sevgili seyirciler ve Dünya Kupası'nda 90 dakika tamamlandı. 15 artı 15'ler de tamamlandı ve penaltılar gündemde. Biliyorsunuz Dünya Kupası Katar'da olması sebebiyle çok tartışıldı. Katar'da yapılır yapılmaz diye birçok ülke boykot uyguladı. Hatta finalde ve açılışta çok önemli sanatçıları getirmek istedi Katar. Fakat başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok ülkeden de bu anlamda sanatçılarına kadar bir boykot uygulamasına gidildi. Fakat şu anda izlediğimiz final maçı hakikaten Dünya Kupası'nda Katar'ı altın harflerle yazdıracak gibi gözüküyor. Sonuç ne olacak? Geçen Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa ikinci kez kupayı evine götürecek mi? Yoksa Arjantin Dünya Kupası'nı alacak ve Messi'nin kariyerine bir de Dünya Kupası eklenecek mi? Elbette ki izleyeceğiz. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.